Şu anda bakıyorum sokaklarda araba koymaya yer yok. Bir müsaade et, bir konuşayım ondan ya sonra sen yine söyle. Bir müsaade et bir. Afganistan, Pakistan dediğin insanlar başları açık kadın bile görmezler memleketlerinde. Adamlar burada gelmiş bizim kadınlarım, kızlarımızın resimlerini, videolarını çekip ülkelerine paylaşıyorlar. Ben cennette yaşıyorum diyor. Geçen gün Esad bir açıklama yaptı. Evet. Suriyeliler geri gelmek istiyor, Türkiye bırakmıyor diyor. B partisi diye gözetmiyorum. Bize gözet. Bir saniye. Biz saniye. Bak. Yok. Yarım saattir konuşuyorsunuz. Siz gayet güzel dinliyorum. Logoda sakla abi, sonra sıkıntı olmasın. Ya problem değil. Logoda da sıkıntı yok. Ben 1977 doğumluyum. Türkiye'nin genelde özgeçmişinin İstanbul'undan tut, Ankara'sından tut ve Türkiye'nin atmosferden geçtiğini gayet iyi bilen bir insanım. Ay, o döneme bakıyorum, bir de şu anki döneme bakıyorum. Benim mahallemde, bak ben AK Parti'yi savunarak söylemiyorum, yanlış anlamayın. Yani mahallede, yani çok nadirdi. İnsanın hassas olduğu zaman Ahmet abinin arabasını götürelim, Muhammed abinin arabasını götürelim. Başka araba yok. Şu anda bakıyorum sokaklarda araba koymaya yer yok. Şimdi söylüyoruz, konuşuyoruz. Peki şu anda bir askeri ücretli bir araba alabilir mi? Bir müsaade tabi. Bir müsaade et. Bir konuşayım ondan sonra sen yine söyle. Bir müsaade et bir. Bir müsaade et. Bir müsaade et. Ben konuşacaksın, sana müsaade edeyim, sen konuş. Hayır. Lafa girme, aradan girme. Ben şu anda mahallede arabayı koymaya yer bulamıyorum. Yani bunun neresi fakirlik? Neresi? Yani lafa gelince paramız yok diyoruz. Ama abi sen bırak parasını. Param da var abi. Param da var, ben inkar etmiyorum. AK Parti'yi de savunmuyorum, yanlış anlamayın. Bir dakika. Hayır, ben tek kelime. Sözünü kesin, eşim tamam, benden büyük saygım sana sonsuz. Tamam buyur, ben de sana bununla, söz hakkı veriyorum. Bak, hiç zam yokken 2800 lira maaş alırken geçimin nasıldı? Bak, bana sadece şunu söyle, bir dakika. Bir dakika. Bak, bir dakika, ben hayır diyorum. Bana hiç onu söyle. 2800 lira alırken geçimin nasıldı? Bundan gayet iyiydi. Heh. Araba da alabiliyordum. Evet. Tamam. Şimdi milletler zaten 2800'den önceki, yani ben sana 4000'den öncekinden zaten arabalar almış, kapının önünde bekletiyorlar. Adamlar tamam mı? Satmamış. Satamıyor zaten. Satsa da zaten bir ay yetecek. Hayır, bir ay yetecek o maaş. Aynen. Ya 50 bin lira sana şu an gideceği maksimum 2 ay. Niye? Çünkü zaten dedim ya, hepsi üst seviyede. %125 elektrik zamı. %125'den bahsediyorum. %100 değil, %75 değil, %25'den bahsediyorum. Yani sen arabandaki, kapının önündeki 50 bin liralık arabayı sat, en fazla 2 ay oturursun, sıkıntı yok. Ailene de bakarsın, çocuğuna da bakarsın, sıkıntı yok. Belki de geri kalan 2 aileye de bakarsın. Ama 2 ay sonra yine 4250'ye çalışacaksın. Ayrıca de eksiye düşeceksin. Ya bana deme, şuradaki adamın arabası var, 50 bin lira, 100 bin lira arabası var. Ya salsa 6 ay çalışır mı? Çalışmaz, yemez. Ya 6 ay sonra ne olacak? Sen niye, ya sen sadece şunu düşünüyorsun. Ben bir adım attım. Ama ikinci adımla ne olacağını bilmiyorsun. Sadece bir adımı düşünüyorsun. Ben sana diyorum ki benim önümde gelecek olan 30 senem var. Belki de 20 senem var. Benim yaşayacağım belki o kadar. Allah büyüktür. Yani Allah'tan şey kesin. Allah uzun ömür versin. Ama benim bu 30 seneyi nasıl geçirmem önemli. Benim gelecekte çocuklarıma ev bırakmam lazım. Bir iş bırakmam lazım. Bir gelecek bırakmam lazım. Ben sana bunu söylüyorum. Sen bana deme. Abi şurada 30 tane araba var. Adamın işte park olacak yeri yok. Deme bana, 2 ay sonra zaten bu adam bu arabayı bitti mi sözün? Bittikten sonra satacak ya. Sözün bittiyse ben 1987'de İstanbul'a geldim. Şu Sultanbeyli'nin bu pozisyona gelmesini bir vatandaşa sorsan, bir saniye. Bir saniye arkadaşlar. Bu tamam, bir dakika. Bak, bu konu bırak sen şeyini. Partiyle alakalı ben şu andaki nesil sadece bilmiyor arkadaşım. Şu andaki yani Türkiye'nin olan geçmiş potansiyelini bilmiyor. Ha, hep ileri olsun, arabamız olsun, evimiz olsun. Ben ne diyorum? Biz kara lastikle geldik şu Sultanbeyli'ne, çamurdan mahalleye çıkarken şey çizmeyle çıkıyorum. Yani bu pozisyonu alın, bir de şu anki pozisyonu düşün. 25. Senin paranla yapıyor zaten bu adam bunu. Tamam, çalışacaksın, mücadele edeceksin. Ben çocukluğumu bilirim. Benim annem, bak neyse, sana yemin, benim annem emanet oldu. Benim ayakkabım kirlenmesin benim diye söyleyeceğim bu kadar arkadaşlar. O çamurlu yollarda lazım, çalışmak 2 kilometre yol yani götürüyordu kadın beni. Sırtında götürüyordu ayakkabım kirlenmesin diye. Ya ben o günleri de biliyorum ya. Adam haklı da gelip de anlatamazsın ki adama. Çalışmaya gidiyor, niye gidiyor? Ama ben diyorum ya, bu konu partiyle alakalı değil, bu konu gelecekte olan kardeşlerimiz bunlara katkı, önünü açmalarını istiyoruz. Biz sadece bunu istiyoruz. Önünü açsınlar, indirim yapsınlar, yani ne bileyim, elektrikten, sudan, işte yiyeceğimizden, içeceğimizden, giysimizden, ayakkabımızdan. Ya ben
Örnek verdim. Yani biz kaç ya orijinal alamıyoruz ayakkabıyı. 80 lira alıyorduk, şimdi olmuş 200 lira, gözünü seveyim ya. Ben hiçbir şey alamıyorum şu an. Hiçbir şey yapamıyorum. Yani biz sadece gelecekteki olan arkadaşlarımıza birazcık daha destekli olmalarını istiyoruz yani. Tayyip Erdoğan şu göçmen sorunu halletmezse, şu Suriyeli meselesini halletmezse bu seçimi kaybeder kardeşim. Ya şu Sutamine bir bak, Allah'ını seversen bak. Ya Suriye'den geçilmiyor, Pakistan'dan geçilmiyor, Afganistan'dan geçilmiyor. Ya kardeşim bu ülke ne hale geldi ya? Ya ben böyle bir şey, resmen istilaya uğramış vaziyetteyiz. Bir tane dairem var karşıda, kiraya verdim. Bir Suriyeli bebeğim var dedi, acıdık verdik. Beni 3 gün sonra yönetim aradı, dedi ki burada 50 kişi yaşıyor. 50 tane Suriyeli, o akrabasını çağırmış, bu akrabasını çağırmış. 10 kişi bir dairede oturuyor 150 lira kira vermek için. Toplamış bana 1000 lira kira veriyorlar. Dört, yardım olsun diye mi 150 lira yaptın kirayı? Ben de 1000 liraya verdim daireyi kiraya. 10 kişi bir araya gelmişler, bir dairede oturuyorlar ki 150 lira veriyorlar bana. Yönetim aradı dedi, burada 50 kişi yaşıyor, giren çıkan belli değil kardeşim, bu nedir? Bir gittim ki İzbandut gibi 4 tane de adam çıktı, beni içeri bile almadılar. Bir de dövmeye kalktılar. Yönetim komple imza topladık. 6 ayda adamları polis zoruyla zor çıkardı. Abi yazık günah, şu ülkeye bu kadar kolay girilmemesi lazım ya. Bizim bu ülkemiz Afganistan, Pakistan dediğin insanlar başları açık kadın bile görmezler memleketlerinde. Adamlar burada gelmiş bizim kadınlarım, kızlarımızın resimlerini, videolarını çekip ülkelerine paylaşıyorlar. Ben cennette yaşıyorum diyor. Yani ben anlamıyorum abi, bu kadar basit mi bu ülkeye girmek ya? Bu sorunu çözmezse ben 20 senedir Tayyip Erdoğan'ı destekleyen biri olarak benim oyum Mansur Yavaş'a kardeşim. Bu kadar söylüyorum. Peki bu mülteci sorununu neye bağlıyorsun? Abicim neye bağlıyorum? Şimdi vatandaşlık vermiş çoğuna. Geçen gün Beşer Esad bir açıklama yaptı. Evet. Suriyeliler geri gelmek istiyor, Türkiye bırakmıyor diyor. Savaş bitti burada diyor, bir şey yok diyor. Gelmek istiyorlar adamlar, ülkelerini bırakmıyor Türkiye. Bayramda da kapatacağız, göndermeyeceğiz. Göndermiyor çünkü dönmeyeceklerinden korkuyorlar. Niye? Yaza doğru, bu yılın sonuna doğru büyük ihtimalle seçim yapacaktır. Büyük işler dönüyor ama yazık günah yani, şu ülkemize bu kadar basit girmemeleri lazım bu insanların. Ya 400 bin liraya gel daire al diyor, vatandaş oluyor ya. Bu kadar ucuz muyuz abi ya? Gel diyor 400 bin lira daire al, ben seni vatandaş yapayım diyor. Bizim vatandaşımız, pasaportumuz bu kadar ucuz mu abi ya? Gerçekten samimi söylüyorum. Büyük bir öfke var insanların içinde bu mülteciler yüzünden. Farkında değil mi hükümet bilmiyorum ama çok büyük tokat yiyecek, haberi olsun. Bu kadar söylüyorum. Peki enflasyonu nasıl değerlendiriyorsun? Enflasyon %60 olmuş. %60. Dün televizyonda bir program izliyorum. İşte son bu savaşlardan mavaşlardan dolayı en çok enflasyon artan ülkeler. Kiminde %5-60, kiminde %3-60, en fazla %7-8. %60. %60 kardeşim, büyük bir rakam. Ve şu anda emin ol, büyük para basılıyor piyasaya. Çok büyük paralar basılıyor piyasaya. Biliyorsunuz şimdi 500 liralık kağıt banknot çıkıyor. Çıkar, 1000 liralık da çıkar kardeşim. Bugün 100 dolar kaç para ediyor, hesap et yani. Geri mi dönüyoruz 6-0'a? Herhalde öyle olacak kardeşim, aynen öyle. Yani enflasyonu düşünmediği sürece, bir de şu, ama en büyük sorunu yine söylüyorum, enflasyon bir şekilde düzelir, düzeltebilirler. Ya 80 milyar dolar para harcadım diyorsun göğsünü gere gere. Yazık günah be kardeşim ya. Yazık günah ya, gönder şunları artık, savaş yok ki. Bitti. Sen bunları ne istiyorsun burada? Hala da ağlıyorsun, hala kardeşimiz diyor, hala Ensar diyor, hala bilmem ne diyor ya. Gerçekten çok kızıyorum bu yüzden hükümete. Samimi söylüyorum, AK Parti'ye oy veren biri olarak çok kızıyorum.